Merhaba ben Edip. 14 Mayıs 2021. Şu anda Iowa'dayım. Birkaç hafta burada kalıp tekrar döneceğim. Bizim teknoloji şirketiyle ilgili olarak çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah başarılı bir şekilde gerçekleşecek. Tabii ki başarısız olma ihtimali de var. %50. Şimdi Türkiye'de bağırsak patladı yani. Devlet dediğimiz şeyin Türkiye'deki devletin bir hukuk devleti olmadığı, tamamıyla bir mafya, bir derin devlet, bir organize suçlar, organize suç örgütlerinin yönettiği bir devlet olduğu ayan ve beyan oldu. Ben bir süredir tekrarlıyorum, defalarca söyledim son birkaç yıldır. AKP bir suç örgütüdür. Türkiye'nin en büyük organize suç örgütüdür. Ve bu şeyle gitmeyecektir. Seçimle gitmeyecektir. Gitse gitse bu kendi içinde çökerek, kendi içinde birbirine girerek olacaktır diyordum. Ve 19. yılın son yılı olması konusunda tahmin yürütüyordum. Ve şu anda 19. yılı büyük bir ihtimalle bu yıl gidecektir. Kendi içine çökecektir. Birbirlerine gireceklerdir. Onu defterim kaç kere videolarımda, Twitter'da falan. Ve nihayet bunlardan birisi ötmeye başladı. Birbirlerini şu anda şey edecekler. Yani İspiyonlaşacaklar, karşılıklı ispiyonlaşmak şeklinde. Bu sırtlan, işte bir tane sırtlan var, o şu anda arslanım diye falan şey diyor. Kendisinden başkasını düşündüğü yok, vicdansız, ahlaksızın teki ama Allah art, millet art, vatan falan diyor. Bu üçlemeyi yapıyor ama vatan umurunda değil diyor. Bir kızımın gözyaşı için bütün vatanı yakarım falan, dünyayı yakarmış. Yani başkaları, kızları, başkalarının çocukları ölmüş. Umurunda değil. Nitekim barışseverleri tehdit ediyordu. Hatırlıyor musunuz? Kanınızda duş alacağım diyordu. Hem de polis korumasında. Süleyman Soylu'nun verdiği polisin korumasında tehdit ediyordu muhalefet liderlerini. Barış işte şeyini bir bildirisi vardı, onu imzalayan akademisyenleri tehdit ediyordu. Bir süre kullanıldı, şimdi onun yerine başkası kullanılıyor. Neyse, bu detaylara girmeyeceğim. Detayları her yerde öğrenebilirsin bilirsin ama önemli olan Türkiye'nin şu anda en büyük organize suç örgütü, yani şu maymunlara oynaya maymunlara takılmayın, AKP'dir, MHP'dir. Bunlar iki büyük suç örgütü. Şimdi şuna bakalım, şunu şöyle. Ben size birkaç tane ilgili tavsiyede bulunayım. Bu arkadaşı izleyin. Türkiye'nin siyasetini çok iyi biliyor. 40-50 yıllık siyaseti detaylarıyla biliyor ve çok makul yorumları var. Ruşen Çakır bu eski arkadaşımdır. O da gayet iyi yorumları var. Evet, analizleri gayet iyidir. Yani öyle. Bu ondan sonra Gültekin de çok iyidir. Levent Gültekin. O arkadaşın da şeyini tavsiye ederim. Başka kim var? Bu arkadaş da çok iyidir. Ahmet Mesin. Başka kimle var? Moonstar var. Orada da çok güzel şeyler var, yorumlar var. Cevheri Güven'i dinliyorum ama bilmiyorum ne kadar şey olduğu. Avrasya Anket de çok iyi. Tavsiye ederim. Şimdi şuna dönelim. Şu çok ilginç bir bölümünü aktaracağım. Bunu dinleyelim. Sanki Allah'a inanıyormuş gibi palavracı sahtekar. Ha, bu çok önemli. Bu çok güzel. Benim yıllardır söylediğim şey Orta Doğu karakteri şizofrenik bir karakterdir. Bir alttakine firavuncuktur, bir üsttekine yalakadır, köledir, reayadır. Ama bir zayıfa karşı güç alabildiğine zalimdir.
Ama 1,8 zalimin altında da kesinlikle isyan edemez, karşı çıkmaz. Tamamıyla ona yalakalık yapar. Bu aynen defalarca dediğim gibi çocukken babasından tokat yer, çocuk sorguladığı vakit, düşündüğünü ifade ettiği vakit ve herhangi bir yanlış eleştiği vakit dayısından, amcasından, hatta annesinden tokat yer. Sonra okula gider, öğretmenden tokat yer veya da kötü not alır, sorguladığı vakit, eleştirdiği vakit. Askere gider, komutandan dayı yer. Ondan sonra öğretmen şunu öğrenir: kendisini ifade etmesi, sorgulaması, düşünmesi kötü bir şey, kendisine zarar veriyor. Yalaka olmayı öğreniyor, iki yüzlü olmayı öğreniyor ve zaten yalaka, iki yüzlü bir insan zalim olur, kompleksli olur. Ve nitekim başkası kendisini dövünce, onu dövemeyince ona yalakalık yapar, ama bir alttaki, kendisinden daha zayıf olanı da ezer, zulmeder. Böylesine acımasız ve aynı zamanda da mağdur. Böyle şizofrenik tip oluşuyor. Ve bu çok güzel ifade ediyor. Benim videolarımdan mı dinledi, yoksa o da bu gerçeğe tanık olmuş zeki birisi. Acıyorum da kendisine. Çünkü kullanıldı. Kirli bir mendil gibi, pis bir mendil gibi atıldı. Kendisinden daha pisler tarafından. Kendisi küçük, ayak işlerine bakıyor. Havalara falan girdi. Farkında değil ki yani. Basit bir piyon. Şimdi bir dinleyelim bunu. Bir de böyle şey, havalara falan gidiyor falan. Bir de buna özenen beyinsizler var. Ahlaksız, aynı onun tarif ettiği, şu anda tarif ettiği tipler şeyinden. Şuna bakalım. Kimsin lan sen? Sırtlan, şimdi aslan kesiliyor. Çok güzel. Sen de korkuyordun. Hatun beyinsiz. Sen de bu şu anda eleştirdiğin grubun bir parçası değil miydin daha düne kadar? Sana biraz dokundu. Hemen şimdi birdenbire böyle eleştirmen oldun. İnsaflı, vicdan sahibi aslan kesildi. Ahlaksız herif. Hatta düne kadar da mesaj bekliyordu şeyden, Süleyman Soylu'dan. Nisan ayında işte gelirsin Türkiye falan. Umudunu kesince dökmeye başladı, yani hiçbir şey yok. Yani eğer yarın şey gönderseler, tamam gel artık seni affediyoruz deseler, böyle ellerini ayaklarını öperek gidik yalakalığa devam edecek. Böylesine ahlaksız birisi. Ama buna kızmıyorum. Bu kızılacak birisi değil. Kullanılıp atılan bir piyon, garibanın teki. Yazık. Ve bu devlet böylesi, yani aslında çok zeki birisi. Çok başarılı bir bilim adamı belki olabilirdi, ama maalesef adam mafyaya sokuldu ve orada kullanıldı. Özellikle devlet tarafından kullanıldı. Evet. Ben şu anda size bu konuyla ilgili bazı şeyleri göstereyim. Tweetlerimi göstereyim. Son bazı tweetleri öyle kapatayım. Ha, bunu merak ediyorsanız. Beni takip ediyor, başkasını niye şey diyorsun? Evet, bu da tipik bir şey. AKP'li. Bu arkadaşı tavsiye ettim az önce izlemeleri için. Soylu'nun şeyinin altına şey ettim. Bak 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 bak, adama bak. Göğe cevap veriyor. Utanmadan muhalefete yıkıyor. Kendi adamını, kendi mafyasını ki polisle korumaya aldı ve bu adam yoluyla tehditler savurdu. Şimdi onu bunlara şey diyor. Utanmaz herif.
ahlaksız, yalancı, namert. Ben namerdim, namerdim dedi. Şimdi ne yapıyor? İşte. Ama Türkiye buna müstahak. Halkın maalesef çoğu bunun gibi ahlaksız. Öyle bir toplum maalesef. Bak bak bak. Bu meğerse şeymiş, HDP'li. Bu meğerse CHP'li, Rabaa. Ve sonuç. Giriş, gelişme, sonuç. Harika. Giriş, gelişme, sonuç. İşte Türkiye'nin hali. Evet. Şimdi şunu her şey edelim. Bu çok güzel bir şeydi ya. Bunu... Neyse. Onu bu yerde bulup buradan izlersiniz. Ya bu eski bir tesadüfen gördüm, paylaştım. Oh, dear leader, Erdoğan bu madalyayı 1150 odalı Aksaray'ın kaç numara odasında sergiliyor? Siyonist madalya nerede? Bir de şu 128 milyar dolar nerede? Kahramanımız. Kişi hakları ve özgürlüklerini koruyan değil. Bunu bir ara yapıyorduk. Evet. Yapmaya devam edeceğiz inşallah. Muhalefetin hazır olması lazım. Bu iktidar düşüyor, gidiyor. Bazı beyinsizler benim kardeşim dememe takılıyorlar. Sanki Sünniymişim gibi. Ben bir müminim, Müslümanım. Bütün Adem'in çocukları kardeştir. Maalesef bu kandırılmış, suça bulaşmış bir kardeşim. Ben hepinizi kardeş biliyorum. Allah ıslah etsin sizi. Evet. Evet, konuyla ilgili bazı eski tweetler. Bu güzel. There was no insurrection, and to call it an insurrection, in my opinion, is a bold-faced lie. Watching the TV footage of those who entered the Capitol and walked through Statuary Hall showed people in an orderly fashion staying between the stanchions and ropes taking videos and pictures. You know, if you didn't know the TV footage was a video from January the 6th, you would actually think it was a normal tourist visit. This is why Tipik bir AKP'li. The Republican Party is insane. Yok diyor, diyor bunlar diyor oraya turist gibi girdiler. Hiç böyle böyle insurrection falan isyan misyan yoktu. Hepimizin gördüğü bir realiteyi inkar ediyorlar. Türkiye'deki bizim dinci faşistlere çok benziyor. Bu da Amerika'nın dinci faşistiydi. Tabii ki onun konuşmasıyla o videoları bir çeşit çelişki olarak gösteriyor. Harika. Doktor akıl hastanesinde ters bir boş saksı görür, eline alır. Hayret, bu saksının ağzı yok der. Ondan sonra tersine çevirir boş saksıyı. Vay be, dibi de yokmuş. Alp PKK'yı ve Hamas'ı üreten ve besleyen ne diye düz sorsa böyle saçmalamayacaktı. Devlet propagandası ağzı ve dibi olmayan saksılar üretir maalesef. Sultanınıza bunu ileten benim bazı videoları izlediğini öğrendim. Ona çok yakın birkaç gazeteci de. Ama bunu kaçırmasın. Bunu mutlaka izlemesi için şey edin, bunu paylaşın. Sosyal medyada öyle paylaşın ki yüz binlere bir anda çıksın. Sarp Sultan işitsin. Meydan okuyorum. Sarp Sultan'ın gençliğini de bilirim. Korkaktı.
Şimdi de korkak, ordunun, askerin, polisin, itin mitin arkasına saklanıyor. Okyanus ötesinden böyle havalar şey diyor. Buyurun, okyanus ötesinden etmesi kolay. Arizona'ya gelsin. Yanına kimseyi almasın, Amerikan polislerinden de yardım istemesin. Üç konuda meydan okuyorum. Bir, ilk başta şeyi düşündüm, düello, cowboy düellosu düşündüm. Sonra da katil olmak istemedim. Yani böyle bir adamın da katil olmak bir şey değil, şeref değil. O açıdan üç kategoride bunu teke tek meydan okuyorum. Bir, güreş. Yağlı güreş değil. Böyle Kartal Maltepe kitabımda anlatıyorum. Washington Arizona adlı kitabımda onu biraz anlatıyorum. Ve sanıyorum bununla ilgili bir video da var. Bazılarıyla yaptım. Böyle denge bozma oyunu, konsantrasyon, denge, güç ve daha başka birkaç tane şey var, strateji var. Ondan sonra ikincisi bilgi ve zeka yarışması. Teke tek buyursun, kopya çekmek yok. Hırsızlık yapmak yok. Üç, hani din konusunda konuşuyor ya, milli ve dini hormonları gıdıklıyor. Din, siyaset ve hukuk konusunda tartışma, yüz yüze tartışma. Rakipleriyle yüz yüze tartışmaktan kaçan bir politikacı, bir sultan korkaktır, sinsidir. Onun için meydan okuyorum. Okyanus ötesinde ötmesi kolay. Buraya gelsin, Arizona'ya gelsin. Ha, benim buraya gelmemi Çok güzel oldu bu. Dördüncüsünü yaptık. Bilgecik, her çocuk filozof doğar. Evet, bunu hızlı bir şekilde geçeyim. Merak ediyorsanız Twitter adresimiz. Yok canım. Öyle değil. İnsan kaynakları. Bu güzel bir video. Bunu izleyin. Şeker meker yok. Bazı önerilerim var. Ha, bayram şeyini tekrar burada dinleteyim, bitireyim. Dinlerimiz sadece Allah'ı özgüleyen, özgürlüğü seven, kendileri için istedikleri özgürlüğü, başkaları için de isteyen, ruhların el eteklerini öpmeyen, kapı kulu olmayan, akıllarını kullanan, matematiğe alerji duymayan, barış ve eşitlik için ezilenlerin ve yoksulların hakkı için mücadele veren, la ile başlayınca Allah ile noktalayan, kelime-i tevhidin kelime-i tesliğine çevirme, muvahhi, monoteizm, rasyonel kardeşler. Getirin. Bayramınız kutlu, gününüz mutlu, geleceğiniz umutlu, ağacınız dutlu olsun. Gönlünüz putsuz, beyniniz ankebutsuz, hayaliniz hudutsuz, inciriniz kurtsuz olsun. Her gününüz bayram olsun. Görüşmek burada kesiyorum.